Samimi Mutfak Yemek kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Yine harika bir tarifle sizlerle birlikteyiz. Bugün kağıtta kaya levreği yani granyoz tarifini sizlerle paylaşacağız. Mutlaka dikkatli bir şekilde baştan sona izleyelim. Gerçekten harika bir tarif. Hadi bakalım tarifimiz başlasın. Şöyle bir yeşil biber, bir tane domates, bir tane limon, kırmızı toz biber, birkaç diş sarımsak, zeytinyağı ve sıvı yağ karışımı, merdane karabiberle merdane tuz bizim için yeterli olan malzemeler. Burada öncelikle şunu söyleyelim. Benim kaya levreğim gördüğünüz gibi temizlenmiş halde ancak kafa bölgesinden açılmamış durumda. Bu işlemi yaparken daha lezzetli olmasını ve içinin daha güzel pişmesini istiyorsanız kafasının şu gördüğünüz çizgisinden ortadan bölerek ve arkaya doğru bu bölümü ayırarak levreğinizi kelebek haline getirebilirsiniz. Ben bu işlemi hemen yapıp sizlere son halini göstereceğim ve güzel bir sos yaparak çalışmamıza başlayacağız. Balığımızı böyle kafa bölgesinden güzel bir şekilde açtık. Şimdi hemen sosumuza geçelim. Sosun içerisine karabiberimizi ve merdane tuzumuzu bu şekilde koyuyoruz. Üzerine sıvı yağ ve zeytinyağı karışımı. İsterseniz sadece sıvı yağ da şöyle bir miktar koyuyorsunuz. Daha sonra lezzet vermesi için ince ince kıymış olduğumuz sarımsakları bakın şu şekilde içine ilave ediyorsunuz. Son olarak da çok az kırmızı toz biber koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve bunu güzelce karıştırıyorsunuz. Şöyle elinizle. Şimdi bu lezzet karışımını bitiriyorum. Balığımın üzerine, içine, her tarafına elimle masaj yaparak sürüyorum. Hatta isterseniz şu şekilde dökebilirsiniz. Ben bu şekilde dökeyim daha kolay olsun. Masaj yaparak bu sosu balığın her tarafına yedirmeniz lazım. Unutmayın ki bunun içerisinde özellikle kaya tuzu kullanırsanız çok daha güzel olur. Şimdi merdane tuzumu üst tarafına ve içine ekledim. Ve şimdi kenarda yuvarlak yuvarlak doğradım ama ince doğramış olduğum soğanlarımı şöyle bunların derilerinin altına yavaş yavaş yerleştiriyorum. Burada amacımız şu. Fırın tepsisinde bunu yaparken arkadaşlar kenarlarını da kapatacağımız için bir miktar altlardan hava almasını da istiyoruz. Hem böylelikle daha güzel bir görüntü elde ediyoruz. Hem de daha lezzetli bir balık elde ediyoruz. Şöyle sağına soluna biberlerimi de koyuyorum. Biberleri de yine aynı şekilde yuvarlak yuvarlak doğradım. Çok fazla küçük doğramayın. Yoksa arkadaşlar yanabilir. Bakın sıvı yağlar aşağıya doğru akmaya başladı. Çok fazla da yağ koymayın. Zaten granyoz lezzetli bir balıktır. Çok fazla işleme gerek yoktur. Geliyorum şimdi domateslerinizi bunun ortasına koyabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü domateslerde bildiğiniz gibi asit var. Ve bu asit yemeğin üzerine doğru geldiğinde çok daha lezzetli, çok daha böyle ağızda dağılan bir et olmasına yardımcı olacak. Şöyle domateslerimi de güzelce yerleştim. Adeta bir tablo yaparcasına. Üzerine limonlarımızı da koyuyoruz. Şöyle bir iki tane getirip şöyle yerleştiriyorum. Birazcık limon suyu gezdiriyorum. Sos kabının içerisine koydum ki sostaki bütün lezzet ve bütün aroma limon suyuna geçsin. İşlemimiz tamam. Şimdi bunun üzerine bir yağlı kağıt daha koyarak yağlı kağıdın kenarlarından kıvırıp 180 derece fırında 35-40 dakika kendi ısısında pişirmeye bırakacağız. Balığımızın kağıda konulma işlemi tam da bu şekilde oldu. İsteğe göre arkadaşlar üzerine çizikler de açıp hava delikleri de açabilirsiniz ama kenarlardan hava kaçıracağı için zaten bu şekilde olması yeterli. Az bir şey de zeminine çok az su koyuyorum. Bildiğimiz içilebilir temiz su. İçerideki buharla birlikte daha güzel bir şekilde balığımız pişsin. Hadi bakalım fırınlanma işlemine gönderelim. Yavaş yavaş balıklarımızı bu lezzetli ürünlerle birleştirelim. A few moments later. Arkadaşlar beklenen an geldi. 15 dakika sonra mis gibi granyozumuz hazır. Bakalım bu kağıdın altındaki balığımız ne hale gelmiş. Şuna bakar mısınız? Tabii şu anda balık neredeyse dağılıyor. Ben bu kağıdı hemen kenara alıyorum arkadaşlar. Ve bir son işlem daha yapacağım. Bunun daha böyle kızarmış, daha böyle çıtır çıtır olmasını istiyorsanız fırına bir 5 dakika daha atıyorsunuz ve son halini de sizlerle paylaşıyorum. Umarız beğenmişsinizdir. Zaten şuradan arkadaşlar şöyle bir ete baktığınızda et artık gördüğünüz gibi artık et hamur haline gelmiş. Mükemmel bir hale gelmiş. Hadi bakalım son 5 dakikada fırında şöyle üzerinin kızarmasını bekleyelim. Bu arada harika bir lezzet olmuş. Bunu da söyleyelim.
A few moments later. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çıtırtılar herhalde size kadar geliyordur. Bütün Samimi Mutfak ailesi adına ben bunun bir tadına bakıyorum. Size de göstereyim arkadaşlar eti. Bakar mısınız? Mis gibi bembeyaz etimiz hazır. İşte bu şekilde fırında tarifimizi yapın ve evinizde, mutfağınızda imparatorluğunuzu ilan edin. Sizin için tadına bakıyorum bu mis gibi etin. Ve diyorum ki harika, mükemmel olmuş arkadaşlar. Bu arada Granyüz'ün fiyatı da yarım kilosu arkadaşlar. Maalesef biraz pahalı bir balık. 90 TL gibi bir fiyata aldık. 1 kilosu 180 TL yapıyor. Onu da söyleyelim. Allah'ım herkese nasip etsin. Herkese balık yemeği nasip etsin. Çocuklarımıza bol bol balık yedirelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka Samimi Mutfak videosunda görüşmek üzere dostlar.